Bir roketin kalkış videosunu izlediğinizde aracın yükseldikçe bazı parçalarını geride bıraktığını, ayrılan parçaların çoğunlukla denize ya da Çinli köylülerin üzerine düştüğünü görürüz. Bu karmaşık ve geride atık bırakan yöntem yerine uçak gibi havalanıp patlamasız, gümbürtüsüz, geride parça bırakmadan uzaya doğru uçmak daha güzel olmaz mıydı? Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Bu videomuzda yerden havalandığı şekilde uzaya çıkan, parçalara ayrılmayan tek kademeli uzay araçlarından bahsedeceğiz. Tek kademeli uzay aracı ya da yaygın olarak kullanılan kısaltması SSTO aracı, günümüzde aktif olarak görev yapan roketlerin tamamının kullandığı kademeli uçuş tekniği yerine uzaya çıkarken geride yakıt tankı, motor ya da başka bir donanım bırakmayan araçlara verilen bir isim. Bu tür sistemlerin tasarlanmasının ardındaki ana amaç, uzay gidiş gelişleri sırasında atılan parçaların yenilenmesini önlemek ve görevini yapıp geri dönen aracın tekrar yörüngeye çıkabilmesi için gereken hazırlık süresini kısaltmak. Bu uzay erişimi hem kolaylaştırarak hem de ucuzlaştırarak insanlığın atmosferin dışına çıkmasına katkı sağlayabilecek bir yaklaşım. Karmaşık kademelendirme tasarımları ile uğraşmadan, üstelik yeniden kullanılabilir bir uzay aracı fikri, pek çok tasarım gibi eskilere dayanan bir konsept. Bu konuda ilk tasarım örneklerine 1963 yılında karşılaşıyoruz. Hem kızışan uzay yarışında uzaya erişimi sağlamak, hem de Amerika'nın yürüttüğü bir askeri operasyonda çatışma nerede olursa olsun bir saatten kısa sürede asker ve ekipmanı kriz bölgesine taşımak maksadıyla tasarlanan tek kademeli uzay araçları, dönemin teknolojisinin yetersizliği nedeniyle rafa kaldırıldı. 60'lı yıllarda tasarlanan bu modeller genellikle klasik roketlerin uyarlanmış türevleri şeklindeydi. Roket motorları ile yörüngeye çıkan araç, daha sonra devasa ısı kalkanları ile atmosfere girip dikine iniş yapıyordu. Bu tür tasarımlara güzel ve klasik bir örnek olan Itacus uzay aracı, 1200 uzay komandosunu dünyanın herhangi bir yerine 40 dakikada taşımayı hedefleyen bir sistemdi. 70'li yıllarda ise NASA'nın üzerinde çalıştığı uzay mekiği ile birlikte uzay uçağı türevi tasarımlar ortaya çıkmaya başladı. Devasa gövdeli Star Tracker ya da HOTOL gibi araçlar uygun havaalanlarından kalkıp uzaya kolayca erişebilme sözü veriyordu. 80'ler ve 90'larda ise tek kademeli uzay araçları artık çizim masalarında kalmamış, ete kemiğe bürünmüştü. 2000'lerin başında emekliye ayrılması planlanan uzay mekiklerinin yerini alması amaçlanan Venture Star uzay aracı, geçmiş tasarımların ideal bir karışımı olarak ortaya çıktı. Aynı roketler ve uzay mekiği gibi dikine kalkış yapması planlanan araç, uzayda görevini tamamladıktan sonra ise uzay mekiği gibi havaalanı pistine inecekti. Dönemi için son teknoloji olan sayısız yeniliği barındıran aracın test modeli X-33, üretimi %95 oranında tamamlanmışken 2000'lerin başında iptal edildi. Peki uzay yarışının başladığı yıllardan itibaren çizim masalarından düşmeyen bu fikir neden hiçbir zaman gerçek hayata geçemedi? Bu sorunun birbiriyle bağlantılı iki temel yanıtı var. Birincisi maliyet. Uzaya giden bir rokete baktığınızda devasa roketin taşıdığı yük roketin yanında çok ufak kalır. Mesela şimdiye kadar üretilmiş en güçlü roket olan ve insanlığı Ay'a taşıyan Saturn V roketi toplamda 3000 tona yakın bir ağırlığa sahipti ve bu devasa araç uzaya en fazla 140 ton yük çıkarabiliyordu. Yani roketin toplam ağırlığının sadece %5'i faydalı yüktü ve bu kapasiteye erişebilmek için Saturn V yakıtı biten tank ve roket motorlarını yükselirken geride bırakıyordu. Bu kapasiteler uzay araçları tek kademeli olarak tasarlandığında daha da azalmakta. Örnek vermemiz gerekirse 60'larda tasarlanan Pegasus aracının 13.600 tonluk ağırlığının ancak %3'ünü yörüngeye çıkartması bekleniyordu. Fiziken inşa edilmeye başlayan yegane tek kademeli uzay aracı olan 1000 tonluk Venture Star aracı ise alçak dünya yörüngesine %2 kapasiteyle en fazla 20 ton yük çıkartabilecekti. Görevini tamamlayıp ölü yük haline dönüşen yakıt tankları ve roket motorlarının yörüngeye kadar taşınması için harcanan fazladan yakıt, araçların kabiliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor. Bunun yanında da fazla yükü taşımak için harcanan yakıt, faydalı yükü uzaya çıkartmak için harcanan masrafı yükseltiyor. Bunun yanında tek kademeli uzay araçları klasik roketlere göre karmaşık yapıda olurlar. Bu tür araçlar hemen hemen her zaman yeniden kullanılabilir sistemler şeklinde tasarlandıklarından, seri ve sık çalışacak roket motorlarının tasarlanması
dayanıklı gövde ve yük bölümünün geliştirilmesi sırasında aşılması gereken sayısız problem ortaya çıkıyor. Tek kademeli araçların karmaşıklığına en güzel örnek, sanırım halen geliştirilmekte olan Skylon uzay uçağı ve onun özel Sabre motoru. Geçmişi 1980'lere dayanan ancak ilk kez 1993'te ilan edilen Skylon aracında, atmosferdeyken motorların ihtiyaç duyduğu oksijeni doğrudan havadan alan bir tasarım yapılmıştı. Pek çok kurumdan destek görse ve çalışmalarına halen devam edilse de sistemin en önemli parçası olan Sabre motoru halen prototip olarak bile çalışamadı. Verimi düşük ve yapması pahalı olan tek kademeli uzay araçları yerine uzaya çıkartılacak azami faydalı yükü elde etmek ve masrafları asgaride tutmak için günümüzde kademeli roketler tercih ediliyor. Maliyetleri daha da düşürmek içinse SpaceX ve Rocket Lab gibi firmalar fırlattıkları roketlerin birinci kademelerini ve uydu koruma kapaklarını kurtararak yeniden kullanıyor. Mesela yörünge kabiliyetli roketlerde yeniden kullanılabilirlik konusunda son derece deneyim kazanan SpaceX, artık Falcon 9 roketinin birinci kademesini 9 defa kullanıp başarılı bir şekilde kurtararak 10. kullanım için hazırlayabiliyor. Starship gibi tamamen yeniden kullanılabilir roket tasarımları ise tek kademeli araçların önerdiği %100 yeniden kullanılabilirlik kabiliyetini, arttırılmış taşıma kapasiteleri ve düşük fırlatma maliyetlerini iki kademeli bir yapıyla sağlamakta. Taşıdığı 100 tonluk yükle havalanan bir Starship'in birinci kademesi, yakıtının çoğunu harcadıktan sonra üst gövdeden ayrılıp kalktığı merkeze geri dönecek. Yoluna devam eden ikinci kademe uzay gemisi ise yükünü bıraktıktan sonra tekrar uçmak için dünyaya iniş yapacak. Uzaya gitmek için sarsıntısız, gümbürtüsüz, sakin bir şekilde atmosfere uçakla havalanır gibi terk etme hayalini bize öneren tek kademeli uzay araçları, gelecekte ekonomik olmasa da belki pratik olacakları için tercih edilip çizim masalarından gerçek dünyaya çıkabilirler. Bu hevesli ancak karmaşık araçların geleceğini merak ile takip edeceğiz. Uzay gemisi dünyayı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Uzay ve uzay teknolojilerine ait videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.